Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Biz adalete savaş, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiz. Bütün İstanbullu dostlarımdan ellerini vicdanlarına koyup düşünmelerini istiyorum. Lütfen, lütfen bu süreçte benim hemşerilerim demokrasi adına herkese haklılığımızı anlatsınlar. Buradan sesleniyorum. Efendim, sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. Konuşacak. Efendim, iş insanıymış, konuşamazmış. Konuşacak, konuşacak. Konuşma vakti artık. Artık konuşma vakti. Ben niye kabul görmedim söyleyeyim mi size? Söyleyeyim mi niye kabul görmediğimi? Söyleyeyim. Ne dedim ben? Ben bir kişiden talimat almayacağım dedim. 16 milyon insandan talimat alacağım. Ne dedim ben? Bana hizmet etmeyin dedim. Bana değil, 16 milyon insana hizmet edeceksiniz dedim. Artık büyük şehirde israf yok dedim. 15 günde elde ettiğimiz bilgilerle, alacağımız tedbirlerle sizin haklarınızı nasıl koruyacağımı bildiğim için israfa artık izin yok dedim. Onun için beğenmediler. Ne dedim? Artık kişilere, gruplara, partilere, derneklere, vakıflara, cemaatlere yer yok dedim. Millet var, millet. İşte onun için sevmediler. Onun için istemediler. Bugün 6 Mayıs 2019 Pazartesi. Gerçi salıya döndük ama. Bu tarihi unutmayın. Bu tarih aziz milletimizin iradesinin çiğnendiği tarihtir. Bu tarih Türkiye'nin demokrasi geleneğinin ezildiği tarihtir. Ve bu tarih ülkemizin dünyaya rezil edildiği tarihtir. Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakıyla önü açılan millet iradesi bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır. Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimizin iradesidir. Demokrasimize vurulan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız. Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımız ile yapacağımız istişarelerin ardından millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız. Vesileyle sizin aracılığınızla bu beyanı milletimizle paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim.